Evet arkadaşlar, ben Deniz Halit İsmail. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet. Burnumu çeke çeke konuşuyorum. Çünkü burada havalar soğudu. Ama bulunduğum yer çok sıcak. Ne için? Nasıl sıcak? Böyle maddi değil, manevi olarak çok sıcak. Çünkü harika bir yer buldum arkadaşlar. Şimdi birinci bulduğum yer. Önce aşağıyı göstereyim. Yoksa yukarıyı mı göstereyim? Dur düşünüyorum. Önce yukarıyı göstermem lazım mı? Hayır, önce aşağı. Geliyorum. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün bu dağlarda tekerleneceğiz ama. Allah büyük, hadi bakalım. Hop dedik. Şimdi başlamadan önce benim günlük nerede olduğumu ve ne yaptığımı merak ediyorsanız Instagram'dan beni takip ediyorsunuz, tamam mı? Yine Hayalet İsmail yazıyorsunuz Instagram'a. Küt diye ben çıkıyorum. Karşınıza oradan ben farklı şeyler paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz değerli kardeşlerim. Beğenmeyi unutmuyorsunuz beni desteklemek için. Abone olmayan varsa hala abone olun ve bildirimleri de açın diyorum. Yine memleket dolaşmaya devam. Yine Türkiye'nin çok güzel illerinden bir tanesindeyiz. Erzurum mu desem, Artvin mi desem, Kırıkkale mi desem, Yozgat mı desem. Buralarda bir yerdeyiz. Tamam mı? Dolaşıyoruz. Memleketimin güzel yerlerinde. Ne buldum? Aa, burada eşkıya kasaları var. Açılmış eşkıya kasaları var, tamam mı? Şimdi ben size onlardan birisini göstermek istiyorum. Ondan sonra aslında bombayı göstereceğim. Böyle hemen bombayı göstermek yok. Abi şu tarafa doğru. Tamam mı? Şimdi mesela şuradan biraz yaklaştır burayı. Burada böyle bir oyuk var sanki, böyle ayak izi gibi falan da. Çok takılı kalmadım buna. Asıl bombayı gördüm de size göstermiyorum. Belki başta çakanlar çakmıştır ne olduğunu. Ama size önce arkadaşlar, bu abi çok geri gitme. Zorlu dağ koşullarında size ben önce bir kasa göstereceğim. Çekiyorum, bırakıyorum. Önce basacağım yeri ayarlı. Şurada. Abi sen dur orada. Aynen. Ver abi bana. Dikkat et. Harika. Evet arkadaşlar. Şimdi bıçağımı nereye koydum unuttum. Buradaymış. İşte. Bakın, bu vatandaş bir zamanlar kasaymış. Ya sahibi tarafından boşaltılmış, tamam mı? Ya da sonradan dönem soygunuymuş. Burada çok kasa aradım ama dedim hani bulurum, belki açarım. Hem buradakiler sebeplenir, hem de Allah gün yüzüne çıkmış olur, hem de size güzel bir video izletmiş olurum diye düşündüm. Ancak gel gelelim, maalesef kapalı kasa bulamadım ama çok müthiş bir yer buldum. Onu göstereceğim size. Şimdi ben geriye doğru gitmek istesem de gidemiyorum. Hemen nasıl bir yere geldik? Şöyle. Telefonu sana yere ver bana. Abi. Telefonu sana veriyorum. Telefonu aldık. Şimdi arkadaşlar tekrar geldiğim yerde geriye doğru giderek asıl bombayı patlatacağım size. Tamam mı? Şöyle. Ben buraya gelmesi kolaymış da geri dönmesi zormuş. Abi ne yaptın ya? Bayağı döndürdün yani. Dengeyi sağlayamadık abi. Öyle mi? Tamam. Bir de şuradan elimizi sokalım. Dikkatli ol abi, çok kötü orası. Aynen. Yani uzaktan çeksek geçi derler sana. Vallahi derler. Neyse. Bu sefer de paça yırttık. Düşmeden buraya geldik. Şimdi asıl mevzuya geliyoruz. Duduf duf duduf. Hazır olun. Bir. Şuradaki oymamızı görün. Bakın burada bir adet oyma var. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar, şuradaki oymaları nasıl çekelim? Dur. Ver abi, bakın şuradaki oymalara. Gördünüz mü? Burada böyle oymalar var. Ama bunlar mezar değil. Tamam, burada
eşkıya muhabbeti var. Ya bakın şu kayayı görüyor musunuz şurayı? İşte burası giriş arkadaşlar. Tamam. Burası bizim girişimiz. Burada çok güzel bir giriş yapar. Hatta şuradan böyle boşluk dolmuş. Ama çok gitmiyor. İşte bakın buradan böyle boşluğumuz var. Tamam. Ama mevzu bu değil. Mevzu şu. Al abi. Kapak. Evet işte orası kapak. Şimdi ben buradan inek izi gibi tırmalar. Kapağı görüyorum herkes. Mis gibi bir kapak, tamam mı? Abi şimdi buraya çıkacaksın sen de. Tamam şimdi abi. Göstermek istediğim müthiş bir şey var arkadaşlara. Ver abi. Evet bakın. Çılgın çocuklar. Evet. Dağlara ve define işaretlerine merak salan değerli kardeşlerim. İşte olayımız bu. Gördünüz mü kapağı? Burada kocaman bir kapak var. Tamam, kocaman bir kapak var. Bu kapağın tam tepesinde şurada da yine bir bakın. Evet, orada da bir giriş var ayrıca. Ve burası açılmamış duruyor. Tamam mı? Ayrıca bir girişimiz de orada var. Oraya da birazdan inceleyeceğiz. Ama önce bu büyük kapaktaki mevzuyu ben size göstereyim. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Burayı bana gösteren kardeşlerim sağ olsunlar. Yani İsmail abi gel buraya da videosunu çek dediler. Hem bir çözümle. Ah girdim lan. Girdim ya lan. Ekranda neyse yapacak bir şey yok yani. Duyulmamıştır. Neyse. Bunun ne olduğunu anlamamışlar. Sadece büyük oyma küçük oyma diye tabir etmişler. Ama şimdi iyi bakın. Şöyle. Tamam. Dur. Arkadaşlar bakın bu bir ayak izi. Büyük parmak, orta parmak, küçük. Bu bir hayvan, tamam mı? Ne? Ayı pençesi muhtemelen bu. Tamam. Farklı bir şey olduğunu düşünüyorsanız da yazın yorumlara. Bu ayı pençesi. Tamamdır. Ama süper. Hayran kaldım ya. Şöyle büyüklüğünü anlamanız için ikisinin arasını alayım. Heh, bakın oradaki oymalar. İşte bunlar üzerindeki oymalar. Tabii ondan ibaret değil. Ver abi bana. Şöyle daha yakından bir de benim gözümle görün. Gölgeye sokayım. İşte gördünüz mü? Bak şöyle. Çok güzel yapmışlar ya. Şu küçük olan. Ve bu da büyük olan. Boyutu bu arkadaşlar. İşte. Vay arkadaş. Daha var, daha var. Bak şurada da var oyması. Şurada da var. Bir de şurada bir alan var da. Tehlikeye girmeden. Abi. Dur abi şöyle çok göstereceğim. Çok canlı yerim. Bak. Şurası var. Tamam. Şura var da çok tehlikeli orası ya. Tırstım oraya pek. Belki şu yukarıdan şöyle gelebilsem gelirim. Gelemezsem ama orada da böyle güzel bir olaylar var şurada. Aşağıdan da güzel gözüküyor ama nasıl inmişler? Bence oraya iple bile yapmışlardır ya. Oraya ip takarak inmişlerdir muhtemelen. Oralar da güzel. Şimdi hadi bakalım bir de yukarıyı inceleyelim. Tamam ama çok güzel burası. Neydi? Eşkıya. Tamam burada eşkıya gömüsü var. Ayı pençesi. Ya da ona benzer bir şey. Yani tehlikeli diyor, tamam mı? Tuzaklı diyor burası. Oymalar ne taşıyor? Mesela ben 7 tane oyma saydım burada. 7 eşkıyanın parası var burada. Tamam mı? 7 eşkıyanın parası var. Şunun içinde. Burası gerçek giriş mi, tuzak giriş mi? Onu bilemiyorum. Ama tabii denemek lazım. Cihazla belki bakılabilir ama kayalık yerde yeraltı görüntülemeler işlemeyebilir. Gerekli izinleri alıp karotla bakmak gerekiyor buraya. Tamam.
Zaten burada izinsiz çalışma yapılamaz. İzinsiz çalışma da yapmayın arkadaşlar. Kaçak gazı suçtur. Her seferinde söylemek gereği duyuyorum. Tamam, kaçak gazı yapmıyoruz. İzinli gazı yapıyoruz. Çünkü suç! Bu kadar basit. Alın izninizi yapın. Ufak bir kesinti oldu. Buraya çıkmamız gerekiyordu. Buraya çıktık çünkü zordu çıkmak. Neredeydi? Gösterelim. Evet, işte kasamız. Aşağıda ayı pençesi. Tamam mı? Ve şöyle geliyoruz abi. Burada ne var? Burada ne var? Burada 10 numara kasa var. Gel. Burası mı? Değil. Neresi? Gelin. İşte arkadaşlar. Açılmamış. Açılmamış kasa. Şimdi arkadaşlar buranın mezar olduğunu söylemiş bazı arkadaşlar buraya. Burası için. Şimdi mezar olması için öncelikle ne lazım arkadaşlar? Yani haç olabilir, çarpı işareti olabilir. Yahut da en neti oyma. Yuvarlak, kare, dikdörtgen bir oyma olması lazım. Şimdi biz onu arayacağız burada. Mezar oyması var mı? Mezar mı burası? Yoksa bir eşkıya kasasının devamı mı? Hani bir kalıcı eşkıya şeyi vardır. Büyük, yani böyle büyük kasa vardır. Bir de küçük vardır. Arada girip alıp çıkalım dedikleri yer. Burası bana sanki böyle arada alınabilecekmiş bir yer gibi. Ama asıl malzemenin de yukarıda olduğunu düşündüren bir yer. O yüzden ufak bir inceleme yapacağım. Bakalım neymiş burası. Evet, bakın burada böyle sanki adam oturmak için bir yer yapmış kendine. Tamam mı şöyle? Ama şurada ben böyle küçük şeyler çalışmalar görüyorum. Sanki ufak murçizi gibi, oyma gibi bir şeyler yapmışlar. Tamam mı? Yani tam olarak koltuk taşı diyemesek de oturak böyle yapmış adam kendine. Zaten manzara süper. Buradan çok güzel manzara var. O manzarayı size göstermiyorum. Gösterirsem çünkü yeri anlarsınız. O yüzden göstermiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ben size bir şey söyleyeyim. Burası kayanın üzeri değil. Bence burası kasa. Tamam. Burası çok güzel bir kasa. Kasa nasıl olur diye merak edenler. İşte böyle olur arkadaşlar. Tamam. Küçük murçizlerinden yola çıkmayın. Güzel işaretlere bakın. Ya da güzel emarelere bakın. Evet, aşağıda gördünüz değil mi? Şu büyükteki oymaları. O oymalarda bize bunları gösterdi. Ve işte olan da burası. Ne demiş ünlü düşünürlerden bir tanesi? Olan var, olmayan var. Olan var, olmayan var. Burası olanın tarafı, tamam mı? Olmayanlar, konuşmayın. Araştırın, dağları gezin, dolaşın. Böyle güzel yerler alayım. Arayın. Bulun. İşaretleri bulun zaman çağırın beni, ben geliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ama tabii kasa yapmıyoruz ya, yanlış anlamayın. Tespite geliyoruz arkadaşlar. Tespit ediyoruz. İşaretleri takip ediyoruz. Sonra gerçekten değeceğini düşünüyorsak da ne yapıyoruz? Müzeye, gerekli yerlere başvurumuzu yapıyoruz. İzinli kazımızla kazıyoruz. 10.000 tane dertli şeylerle uğraşıp suç işleyeceğinize devletle beraber bu işi yapın. Ortak, yarısı devletin, yarısı sizin. Olay bu kadar basit diyoruz arkadaşlar. Ve videomuza son veriyoruz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. Ben de kalın. Evet. Şimdi öbür tarafta o kasayı videosunu yaptıktan sonra bu tarafa geçtim. O yüzden bu video biraz şey olacak. Arada farklı bir yere girmiş gibi olacak. Tamam mı? Burada şey gördüm. Orada 7 tane oyma saymıştım. Aynen burada 7 tane oyma var. 1, 2. Yalnız bak, bu oymanın bak 1, 2 demiş. Tamam. Onu saymayacağım. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 tane oyma var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oyma var. Tamam mı? Bu oymaların, şu oymanın ucunda küçük bir oyma, bu kasa oluyor. Tamam mı? Bu iki kişinin küçük kasası sanırım. Tamam. Sonra buraya geçince 1, 2, yine bu iki kişinin kasası var.
1, 2, bence burada da varmış, kırılmış burası. Yani burada ikişerli grup halinde kasa var. Sadece burada 3 kişinin geri gözükmüyor. Bu şekilde bölmüşler. Şimdi kasalardan bir tanesi şurada. Onu göstereyim size. Şimdi videoyu çeken arkadaşlar çay indiği için ben kendim çekiyorum. Bakın buraya geldiğim zaman da şuradan başlıyor. Basamak yapmış bak. Bir basamak. Bakın. İki basamak. Şurası. Şöyle. Üç. Şöyle dört. Şöyle beş. Tamam. Şöyle altı. Şöyle yedi. Bak burada da yedi basamak var. Ve buraya çıkıyor. Gördünüz mü? Yedi basamaktan sonra olay bu. Çok net. Yedi basamak. Yedi oyma. Olay bu. Yani yedi oyma var. Yedi tane de basamak var. Çok manidar. Burası eşkıya alın arkadaşlar. Ve burada şu ana kadar tespit ettiğim şu şekilde iki tane kasamız var. Şurası da mesela iki tane küçük yer görmüştük ya. Bir bu. Bir bu bence. İki tane burada kasa var. Tabi açması zor bir kasa. Biraz da derin olduğu için bunu izinsiz kazamayız. Öyle ufak bir yer değil. Bunlar ancak izinli çıkabilecek yerler. Tamam, burada böyle iki tane var. Uzaktan çekeyim. Şu uzaktan daha iyi anlayın. İşte burası. Büyük kasa vardı ya. İşte o büyük kasa da şurada zaten. O bir büyüğü aşağıda büyük var. Bir de büyüğü üstte var. Ve buradaki iki tane küçük kasa var. Diyoruz ve o taraftan videomuza arkadaşlar devam ediyoruz. Bendeniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.